Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Evet matematik derslerimizden açıları ölçme konusuna gelmiştik. Burada bize sevgilencem bir giriş yapıyor. Görselde dolabın kapağının, evet şuranın bakın açıklığı, şuranın açıklığı, bakın pergelin şu e, açı ölçerin açıklığı, şurası, makasın açıklığı bunlar e, ne diye söyleyebiliriz? Bunu tanımlayacağız ve bunları ölçebilir miyiz? Hangi araçları kullanırız diye söylüyor. Öncelikle şunu yazalım tanımlayalım önce. Bu açıklıklara ne diye söylüyoruz? Açı denir. Önce bunun tanımını yapıyoruz. Evet, bu açıklıkları ne yapabiliriz? Ölçebiliriz. Bunu söyleyeceğiz. Ölçümleri peki neyle ile yaparız? Açı ölçerle ne yaparız? Evet, açı ölçer ile ölçeriz. Evet açı ölçer zaten hemen alt tarafta getirildiler şimdi birlikte göreceğiz. Açıları ölçmek için daire şeklinde bir kağıdı katlayarak bakın katlamış e, şuralar bakın normalde e, 180 derece açı bakın 90 olursa tekrar bölünce 90'ın yarısı bakın böyle böyle katlandı bakın şurasının 45 derece açı olduğunu bakın şu şekilde şöyle ne yapıyor? Açı ölçer olmadan kağıtla ölçmeye çalışıyor. Bunları öğretmenize söylemeyin ama bilin. Normalde bakın şu açı 180 derece. İkiye katlayınca böldü ortadan 90 derece. Tekrar bölünce şöyle ortadan bakın böldü. Şuralar o zaman ne olmuş oldu? 45 derece olmuş oldu sevgili öğrenciler. Etrafınızda belirlediğiniz birkaç açıyı bu birimle ölçünüz ve sonuçları defterinize yazınız, Arkadaşlarınızla tartışınız diyor. Şimdi şöyle diyelim ki bir masamız var sevgili öğrencilerim. E ders yaptığımız şu ayaklar olsun şu şekilde. Masamızın şu köşesini ölçtüğümüzü düşünün. Şöyle yazalım. Evet masanın köşesi bakın dördüncü adımla evet, dördüncü adımla iki tane Evet. E, ne oldu? Bakın 45 derece olduğu için, bakın koyduğumuz şu şekilde şöyle düşünün. Şöyle. E, bir de bu tarafta olmuş olacak. Bakın iki tane ihtiyaç oldu değil mi? Diyelim ki şöyle bir makasımız olsun. Aynı şekilde şöyle makasın e, aralığını düşünün sevgili Şöyle makas olsun. Şu aralığı ölçmek için bakın. Bundan da ne yaparsın Bir tane koyduğumuzda bu arayı bakın şöyle yarım e, daire gibi bakın. Şöyle 45 derece düşündüğünüzde şu arayı bir taneyle ölçersiniz. O zaman şöyle yazalım. Makas arası. Bakın çok açarsanız 2 tane, 3 tane, 4 tane olabilir. Buraya örnek olarak yapıyoruz. Dördüncü adımla evet, bir tane ile ne yaparız sevgili öğrencilerim? Ölçmüş oluruz. Sizce ortak bir açı ölçme birimine ihtiyaç yok mu? Evet tabii ki de var. Tabii ki var sevgili öğrencilerim. Yani standart olması için. Yoksa herkes yanlış e, yanlışlık yapmaya başlar. Standart evet, olması için Açı ölçere veya açı ölçerin ismini şimdi kullanmayalım. Evet standart olması için ölçme birimine. Açı ölçme birimine ne yaparsınız? İhtiyaç var diye ne yaparsınız sevgili Yazarsınız. Devam edelim. Bakın bunun 360'a bu şekilde bir dairenin bölündüğünü gösteriyor. Ee, şu bakın tam yuvarlak şu şekilde neydi? 360. Şu şekilde olduğunda bunları anlatıyor burada 180 derece. Bunların ölçümlerini bakın açı ölçülerin şu iç kısmındaki ee, bakın şuradan başlıyor. Şurası 180 gördüğünüz gibi sıfırdan başlayarak şuradan başlayarak bunları şimdi göstermiş olacak. Etkinlikleri birlikte yapacağız. Şu açıyı bakın ölçmek. Şu karşısındaki şurası bunun göstergesi. Şurada kaça geldiyse sevgili öğrencilerim açı ölçerle bu şekilde ne yapacağız? Yapmış olacağız. Bak 45 dereceye geldi için 45 derece. Açılarda şunu unutmayalım. Bakın ortada kalacak bakın. Şu B açısı görüyor musunuz? Ortada kalıyor. A, B, C diye söyleyebilirsiniz. Veya C'den başlarsınız. C, B, A diye söyleyebilirsiniz. Veya sadece B olduğu için B açısı 45 diye söylersiniz sevgili yani şurada bırakmayıp bakın bunu böyle uzattığımızda bunu gösteriyor burada da. Yine aynı. Bizim şuradaki mesafe önemli. İsterse bunu sonsuza kadar uzatın. Şuralar da aynı. Şurası da aynı. Şurası da aynı. Şurası da aynı. Açı değişmez sevgili Bunu anlatıyor. Burada e, örnek olarak şimdi bize ne vermiş? Aşağıdaki açıları isimlendirerek. Mesela klasik A'dan başlayalım. A B C diye söylüyoruz. Açı ölçümünde bakın şurası zaten dik görüyorsunuz. Bakın ölçü şu şekilde gösteriliyor. A B C A B, C. Şöyle açı işareti koyuyoruz. Kaç derece? 90 derece diye söylersiniz. Veya bakın aynen şöyle yapabilirsiniz. C, B, A da yapabilirsiniz bunu. Çok önemli değil. C, B, A açısı 90 da diyebilirsiniz. Nasıl sadece B de diyebilirsiniz. Şöyle sadece B açısı 90 derece diye de söyleyebilirsiniz. Ama artık bizler şunu kullanalım. Hepsi bunun için de geçerli. Diyelim ki yani şöyle noktalar isim verelim. Şurası K olsun. Şurası L. Şurası M olsun. Tekrar ediyorum bakın. M, K, L, M. Şu açıyı ölçüyoruz. K, L, M açısı. Ee, bu da sevgilenince bakın tam ortada olduğu için. Bakın şu şöyle 90 derece ortasından gidiyor bakın. Tam karenin ortasından gittiği için kaç derecedir 2'ye bölüyor? 45 derecedir sevgilencelerim. Bunu aynen yine bakın. M, L, K. Şunu yazabilirsiniz. Sadece L diye ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Burayı da isimlendirelim. Bu da P, R, S olsun. Yine M açısı bakın. Ee, şöyle tam olsa Bakın ne olurdu? E, 90 derece olurdu. Şöyle olsa 45 olurdu. 45'ten büyük 90'dan küçük ortası. Bu da sevgilenir. 60 derecedir. P, R, S. P, R, S açısı 60 derece. Tekrar ediyorum. S, R, P de tersten yazabilirsiniz. Veya sadece R açısı şurada olduğu gibi 60 derece yazabilirsiniz. Evet isimlendiriyorum yine şurayı. Şurası P, T, K açısı olsun. Şu açı şöyle. Bakın ee, diğerinden daha dar. O zaman M ölçüsü T, T, K açısı. Sonuç olarak kaç derece? 40 derece. Daha dar çünkü burası gördüğünüz gibi. Şöyle olsa bakın. Şuradan şöyle gelmiş olsaydı kaç olacaktı? 90. 90'dan büyük bakın. Buranın da 100 derece olduğunu ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. İsimlendirelim. S T mesela Y olsun. Şu açıyı ölçüyoruz. M ölçü. Bakın. S, T, Y açısı eşittir. Kaç derece? 100 derece diye ne yaparsınız? Yazarsınız. Evet şunu da işaretleyelim şöyle. B C D olsun mesela. Ölçü yapıyorum. B C D bakın. D C B de yazabilirsin. Tersten yazayım bu sefer. D C B yazayım. Sanki farazi söylüyormuş gibi olmasın. Evet kaç derece sevgilenceğim buna da baktığım zaman e, bu da 50 derece. Bakın şuradan belli oluyor zaten. Şu 90 derece. Ortasından da geçmemiş. Bunu bakın ölçüyorum ben. 50 derece. Siz de açı ölçerle ölçersiniz. Az sonra zaten açı ölçer kullanmayı birlikte göreceğiz. Veya sadece bakın şunu da yapabilirsiniz. C ölçüsü 50 derece diye de yazabilirsiniz. Evet. Devam ediyoruz. Bakın burada sevgili öğrencilerim açıların ee ne yapıyor? Bize ölçümlerini ee gösteriyor. Buna dikkat edelim. Şimdi 20 derece. Bakın sıfır başlangıç burası. 20 derece gördüğünüz gibi şurası. Bunu ne yapacaksınız? Şu başlangıçtan çok kolay. Şöyle 20'ye ne yapacaksınız? Getireceksiniz. Bu kadar. Şöyle yapacaksınız. İstediğiniz istediğiniz kadar uzatın. Önemi yok. Burada bakın şu açı ne oldu? 20 derece oldu. Yapacağımız bu. Bu kaç derece istiyor sevgilencilerim? İşaret diyelim, 110 derece istiyor. Hemen şuradan başlangıç noktasını alacaksınız. 100, 100, 100. 100. Bakın 100, burada 110 şurada. 110'dan şu şekilde geçireceksiniz. Bunları normal sevgilencilerim şöyle uzatıp uçlarına ok koymamız gerekiyor. Çok kolay çünkü. Şimdi şu aradaki açı bakın. Şu açı ne olmuş oldu o zaman? 110 derece oldu. Yani şu genişlik veya şuraya kadar uzatmışız. Şu dışarıdan almamızın hiçbir önemi yok. Devam ediyorum. 135 derece. Hemen işaretliyorum. Buradan aldım. 120, 130, 135 tam ortası değil mi? Bakın şuradan şöyle uzattım sevgili Evet şapkasını da koydum. Şurası ne olmuş oldu? 135 derece. Yine aynı şekilde kaç istiyor? 80 derece. Şuradan tuttum. 90, kaydırdım 80, 80'den geçirdim. Bir tane de şapka koydum. Şurası 80 derece oldu. Bu kadar basit. Buradan devam ediyorum şimdi. Kaç istiyor? 75. Tuttum başından. Şurası 70, şurası 80. Ortası kaç? 75. Bakın uzatıyorum. Çok önemi yok. Evet. isterseniz şurada da bırakabilirsiniz. Burası kaç dereceymiş? 75 dereceymiş. Devam. Kaç? 160 derece istiyor sevgilim. Buradan tuttum. Evet kaça geliyoruz? 160. ikisinin ortası şöyle 165 derece sevgilencim. Şöyle yaptım. Şöyle 165 derece göstermiş oldu. Evet bu kadar basit. Şimdi 43. sayfaya doğru geçiyorum. Verilen açı ölçer kullanarak çizim diye söylüyor. Şimdi sevgilencilerim e, sizler buraya açı ölçeri yerleştirdiğinizde bakın aynı şekilde Açı ölçeri ne yapacaksınız? Merkeze koyacaksınız. Şu başlangıç noktası açı ölçerinin başlangıç noktasını seyircilerim getireceksiniz. Açı ölçeri bakın nokta 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 şöyle açı ölçer düşünün. Örnek gösteriyorum. Şöyle bir açı ölçer. Bakın şu ortaya merkez açı ölçeri yerleştireceksiniz sevgili öğrencilerim. 180 derece ne demek? Dümdüz zaten. Aynı çizgiden şu şekilde çizeceksiniz bakın. Açı ölçeri şöyle aynı çizgi bakın. 180 derece zaten şu 180 derece demek. Şimdi siliyorum. Nasıl olduğunu gördük. Şöyle temizleyelim. Yani çizdiğinizde bakın şu şekilde düz bir çizgi. Şu açı bakın 180 derece olmuş oldu. E 90 derece çok kolay yani dik olacak. Yine bakın e, aç ölçeri şöyle e, ister böyle ters koyun ister yukarıdan koyun. Yani bizim yapmamız gereken şöyle dümdüz bir çizgi çizmek. Şuranın 90 derece olduğunu göstermek. E 45 derece. Bunu da sevgilendirelim. aç ölçeri aynen şu şekilde bakın yerleştiriyorsunuz. Aşağı taraftan 45'i e, gösteriyorsunuz. Şöyle çizdiğinizde sevgilencilerim bakın açı ölçerle şuranın 45 derece olduğunu ne yapacaksınız? Göstermiş olacaksınız. 60 derece biraz daha bakın şöyle 90 değil 45 değil şöyle biraz hafif açıklık olmuş olacak. Burası 60 derece olmuş olacak. Lütfen bunu açı ölçeri yerleştirerek yapınız. Evet e, 360 derece e, zaten tamamen e, yuvarlak demek sevgili 360 derece döndüğünde bakın yine ta, kendisinin üzerinden çizeceksiniz. Çünkü tamamen döndüğünde 360 derece olmuş olacak. Evet 150 derecede bakın şöyle şöyle çizebilirsiniz. Çizdiğinizde şurası da 150 derece olmuş olacak. Evet dik 90, doğru açı 180, e, tam açıda 360 derece bilgisini öğrenmiş olduk. Aynı ölçüye sahip yeni bir açı çiziniz diye söylüyor. Bakın e, yuna, bu taraf olacak diye bir şey. Sizler bunu tam tersi yönde. Şöyle ne yapabilirsiniz? E, çizmiş olursunuz. Şunu 70 derece Evet Açı ölçeri yerleştirerek sevgili öğrencilerim. Bakın tekrar ediyorum. Kırmızı kalemle Açı ölçeri Bakın şu şekilde Döndürüyorsunuz sevgili öğrencilerim ee, Ve e, Açı ölçerinin şu iç tarafındaki yazan e, Yazıyı ne yapıyorsunuz? E, getirmiş e, oluyorsunuz sevgili öğrencilerim. Veya tam tersi aşağıdan da Koyabilirsiniz. Bu da aynı şekilde Açı ölçeri yerleştirdiğinizde e, Bu aşağıya doğru bakmış. Sizlerinki bakın ne olur şöyle yukarıya doğru çekersiniz. Aradaki açı hemen hemen 50 derece. Evet 50 derece. Bakın tekrar ediyorum. Geriye getiriyorum. Açı ölçer bakın görüyorsunuz şu şekilde. Şöyle çevirdik koyduğunuzda da bakın aynı şekilde. Yani şu tarafı değil de bu tarafı koyacaksınız. Bakın üstte var görüyorsunuz. Ee mesela şekli bu tarafa bakmayıp şu tarafa baksın istiyorsanız. Bakın 70 derece şuradan kullanırsınız. Mesela şöyle getirdiniz. Mesela 70 derece bu tarafa göstermek istiyorsunuz. Şuradan bakarsınız. Bakın üstteki olandan bu tarafa bakarken Alttaki olandan da bu tarafa bakarken ne yapabilirsiniz? Kullanmış olursunuz sevgilence. Şöyle yaptığınızda şu şekilde kullanırsınız. Bu tarafa baktığınızda alttakinden kullanırsınız. Sonra bu şekilleri nasıl yapacağız diye e, şaşırmayın çünkü. Evet burada da aynı şekilde ters. Kolları e, ne yapabilirsiniz? Şöyle bunu tam ters açabilirsiniz. Veya buna benzer. Sizler de aynısını açıp sevgileneceğim. E, 100 derece hemen hemen bu da. Evet 100 derece. Şöyle bunu da sizler göstermiş olursunuz. Dediğim gibi açı ölçüleri yerleştirip e, şu tarafa doğru bakarken iç tarafa bu tarafa doğru vermek isterseniz e, üsttekilere bakarsınız. Evet ölçüleri eşit açılar, eş açılarmış öğrencilerim. Bunları zaten öğretmen kontrolünde hepsini bizler evet evet olarak işaretliyoruz. Çünkü birlikte öğretmenimizle beraber yapmış olduk. Devam edelim şimdi elektrik telleri birbirine temas etmez. Sizce, sizce bu tellerin birbirine göre durumu nasıl ifade edilir? Az sonra öğreneceğiz sevgilenler. Bunlar paralel olarak ifade edilir. Yani paralel ne demek sevgilenler? Bakın geçtiğimiz derslerde görmüş. Sonsuza kadar bakın devam edecek ve bunlar hiçbir yerde birbirine kesmeyecek. Öğretmenim sorarsa hiç kesmez, kesişmez diye de söyleyebilirsiniz. Kaldırım taşlarının birleşme çizgilerde hareket eden karıncalar belirli noktalarda karşılaşabilirler. Niye? Çünkü buradan geldin. Bu karınca da buradan geldi. Ne oldu? Bakın şurada kesişmiş olduk sevgili öğrencilerim. İşte bunlar. Sebebi nedir? Kesişen noktalar veya doğrular diye söyleyeceksiniz. Evet. Kesişen doğrular ne olmuş oldu? Olduğu için karıncalar noktalar olduğu için evet Karıncalar ne yaptı? Birleşti. Aynı şu noktaların şurada birleştiği gibi. Mesela karıncalar da birleşti. Mesela şuradan şöyle geldi. Şurada da bir doğru var. Şurada birleşti gibi. Mesela şuradan geldi. Şuradan geldi. İşte bak şunu bir doğru kabul edersek. Şunu bir doğru kabul edersek. Bunlar burada kesişiyor demek. Yani bizde öğretmek istediği şu zaten. Kesişen doğruları öğretiyor. Devam ediyoruz şimdi. Asetat kağıdında ne demek? Alt tarafı görünen demek. Bakın üst üste bunları birbirine koyarsanız sevgilendiririm. E, doğrular arasındaki açıların çeşitlerini yazın diye söylüyor. Mesela üst üste koydunuz şu şekilde geldi mesela. Şurada ne olmuş olur? Dar açı oluşur mesela değil mi? 90 dereceden küçük. E, şu şekilde koydunuz bunu mesela e, şöyle koydunuz. Öteki buradan tam şu şekilde dik olacak şekilde üst üste koyarsan asılatlar ne olur? Dik açı olur. Daha sonra mesela e, bu şu şekilde bakın şu. Ötekinde mesela şöyle Kaydırdın, şöyle koydun. Şuradaki açı ne olmuş oldu sevgili öğrencilerim? Ee, pardon. Geniş açı olmuş oldu. Yani dar açı olur. Ne yapabiliriz sevgili öğrencilerim? Ee, geniş açı olabilir veya tam böyle döndürürsün, üst üste bir koyarsın. Mesela tam açı olabilir. 180 derecelik. Tam açı ne yapabilir? Oluşabilir. Bu da sizin koymanızla alakalı. Tekrar ediyorum. Bakın şu şekilde kesişirlerse dik olabilir. Şu şekilde mesela dar açı olabilir. veya daha fazla açarsınız arası şu şekilde geniş açı olabilir. Veya tam üst üste denk gelirlerse de bu sefer de şöyle üst üste denk geldiğini düşün her ikisinde. O zaman 180 derecelik bir e, tam açı meydana gelebilir. Evet, Asitat kağıtlarını farklı şekillerde üste koyduğunuzda doğruların birbirine göre durumlarına bağlı olarak oluşabilecek farklı hakkında arkadaşlarınıza ne yapın diyor. Tarsın diye e, söylüyor. Dediğimiz gibi yukarıdaki Açılar oluşabilir. Bunlar hangisileri Tekrar yazalım. Dar açı oluşabilir. Dik açı oluşabilir. Tam açı oluşabilir. Geniş açı oluşabilir. Veya mesela kesişmezse bakın kesişmezse yani öyle bir koydunuz ki biri bu tarafta mesela paralel koydunuz için böyle aset kağıdını çevirdiniz. Bir koydunuz. Arada boşluk varsa ilgilendirin. Bakın çünkü yönleri şeyleri farklı. Kesişmezse ilgilendirin açı ne yapmayabilir? Oluşmayabilir. Oluşmayabilir. Açı set şöyle koydunuz. Bu da sevgilenim şöyle geldi paralel. Bunlar arasında açı oluşur mu? Birbirine temas etmediği için yani kesişmediği için açı oluşmayabilir. Evet örnekler nasıl olabilir? Bakın şöyle gider, bu böyle gider, şöyle gelir, böyle gelir. 90 derece ne yapabilir? Oluşabilir. Veya hiç kesişmeyebilir sevgili öğrencilerim. Paralel olabilir. Şöyle altlarına yazayım. Dik olabilir. Paralel olabilir. Böyle şöyle ne yapabilir? Kesişebilir. Evet, kesişen doğrular olabilir. Veya birbirinin tam üstüne gelir. Diğerine mavi ile çizeyim şu şekilde. Üst üste gelir. Bu sefer de ne olmuş olur sevgili öğrencilerim? Çakışan doğrular olabilir. Evet. Çizimleri yaptığınızın açıları isimlendirerek aşağıdaki tabloyu doldurun diye söylüyor sevgili öğrencilerim, dolduralım şimdi birlikte. Şimdi birinci durum. Birinci durumumuzu şöyle üstlerine yapalım. Durumlar şöyle sayfada görünsün. Ne yaptık şöyle sevgili öğrencilerim? Dik olmuştu. Evet. Ee, i̇kincisinde şöyle ne yapmıştık? Paralel. Evet yapmıştık. Üçüncüsünde şöyle kesişen ee, şöyle dar yapalım biraz. Şöyle dar açı meydana gelsin. Şöyle olsun. Diğerinde sevgili öğrencilerim çakşan doğruları var. Şöyle üstüne ne yapalım. Getirmiş olalım. Şimdi bunları şu birinci durum, şu ikinci durum, şu üçüncü durum, şu da Dördüncü durum olarak ne yapalım? Yazmış olalım. İsimlendirelim. Şöyle. Bunlar da A, B, C, D ve E olsun. Sizler bu şekilde yazın. Bunları şimdi isimlendirelim. Eş olan açıları soruyor. Eş olan açılar nedir? Şöyle karşılıklı olanlar değil mi? Mesela A, C, B yazıyorum. A, C, B açısı. Neye eşittir sevgili öğrencilerim? Şu açı şu aşağıdaki şu açıya eşittir. Yani D, C, E'ye eşittir. D, C, e eşittir. Bakın şuradaki açıyla da şuradaki birbirine eşittir. Mesela B, C, e. Bunu da yazabilirsiniz. B, C, E. Sığmadığı için şapka şöyle. Evet bakın ne yaptım? B, C, E. Yani şuradaki açıyla şu karşısı eşittir. O da nedir? A, C, D açısına eşittir. A, C, D açısına eşittir. Şapkasına koyarsanız bunlar birbirine eşittir. Birinci durumdan devam ediyorum. Ölçüleri 180 derece olan Ölçüler 180 derece ne demek? Şuradan şöyle başlayacaksınız. Buraya kadar olabilir mesela. Şöyle. Ne olur? A, C, B yazarsınız. A, C, B açısı ile evet, A, C, B ile şurası bakın. Şu ikisini birleştireceğiz. A, C, D artısı. A, artısı. Siliyorum buraya. Pardon. Buradan da siliniyor çünkü. Mesela şurası şöyle 180. Mesela şuradan başlarsınız. A, D'den E'ye bakın. Şöyle yaptığımızda ne olur? A, C, artısı. Onu da yazalım. ACD açısı. Devamında ne var? DCE açısı. DCE açısı. Bunlar ikisi 180 olur. Veya şöyle olur. Bakın şuradan şöyle yaparsanız 180 değil mi? Yani DCE hepsini yazamayız. Ee, şuraya yazayım mesela. DCE DCE. Şuradaki açıyla şu devamındaki açı. B C E. Mesela B C e. ne yapar? 180 oluşturur. Veya şurası tamamen olur. ECB ile B C, A. Şöyle birleştirirseniz burası da 180 olur. İki tane örnek yazmanız yeterli istiyorsanız yazabilirsiniz. Oluşan e, dar açılar e, neresi olur sevgilencerim? Şöyle baktığımızda biz çünkü e, birinci dik açı dediğimiz için ne olacak? Bakın her tarafı dik olacağı için sevgilencerim e, dar açı ne olmuş olacak? Oluşmamış olacak. E, dik açılar zaten her bir ayrı. Bakın A C B B C E E C D. Şurası A e, C, D. Bunların hepsi dik açı sevgilerini istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela birini yazalım. B, C, E. Yazıyorum. B, C, E açısı. Sonra bakın E, C, D açısı. E, C, D açısı. Çünkü birinciyi bakın burada bizler dik olarak gösterdik. Evet. Başka mesela şuraya yazabilirsiniz. D, C, A yazabilirsiniz. D, C, A var mesela. D, C, A. Şurası da dik. Onu da yazabilirsiniz. Veya A, C, B yazarsınız. A, C, B. Bunların hepsi nedir? dik açılardır. Evet oluşan geniş açılar dik olduğu için sadece buna göre baktığımız için sevgili hepsi 90 derece bakın 90 90 90 olduğu için geniş açımız burada yok. İkinci duruma geldik. Bunlar da bakın şu durumdan bahsediyoruz. Paralel birbiriyle hiç kesişmediği için sevgili ne olmuş olacak bunda? Ne eş açı ne dar açı ne? yani hiçbir şey ne yapmamış olur? Oluşmamış olur. Çünkü aralarında açı oluşmuyor. Evet üçüncü duruma geldik. Şimdi Şuraları dar olarak kabul edelim. Mesela örnek veriyorum. E, siz bunu yazmak zorunda değilsiniz. Mesela şuralar 50 derece olup şuralar 130 derece olsa. Şurası da bakın 30 derece olacak karşılık, Şurası da e, 130 derece. E, 50 derece 130 derece. 50-50-130-130. Şimdi isimlendirelim. Mesela K L M olsun. Burası da P-M-T olsun mesela. Şimdi buna göre İsimlendirdiğimiz zaman bakalım şimdi. Eş olan açılar neler bakın karşılıklı açılar. Ne var? KMP var. K, M, P artısı. Eş. 50. Karşıda ne var? LMT M, t artısı var. LMT Bunlar eş. Veya 130'a 130. Yukarı yazarsın. KML yazarsınız. KML M, L açısı. Şapkaları lütfen unutmayın. Biz acele ediyoruz. P, m, t bakın. Bunlar da bu eşit. P, M, t artısı ne oldu? Bakın birbirine eş açılar. Ölçüleri 180 olanlar Aynı şekilde şöyle yazabilirsiniz. Bakın 130 ile 50 birleşiyor şöyle. KML, M, L K, M, L, l, m, t. l m, t. Bakın birleştirdik. 180 oldu. Ve aşağıdan şurayı yapabilirsiniz. Bakın LMK yazarsınız. L, M, K ile e ne oldu? Bakın burada KMP M, P yazarsınız. K, M, P yazarsınız. Şöylece 180. Veya şu tarafı yazarsınız. KMP ile PMT'yi yazarsınız. Olur. veya da şurası şöyle 180 bakın. Ne oldu? PMT ile TML 180 derece. Hepsini buraya ekleyebilirsiniz. Uzatmayalım. Oluşan dar açıları soruyor. Dar açı bakın iki tane karşılık. LMT LMT artısı. Şurası. Bir de karşıda KMP artısı. KMP artısı. Dik açılar. Burada dik açımız var mı? E, dik açımız burada yoksa sevgili Geniş Geniş açılarda bakın 130 olduğu örnek yaptık. Yani bunları size e, 130-50 yazmayın. KML bakın geniş açı KML geniş açı. Bir de karşısında var bakın şurası PMT var mesela. PMT bunlar ne oldu? Geniş açı oldu. E, duruma geldik. Bakın bunlar üst üste geldiği için yine açı oluşmadı. Eş açı ee, diğerleri tam yani hiçbirisi meydana gelmedi. Çünkü arada aç oluşmadı. Daha zaten bakın doğruların kesişimlerini artık gösteriyor bizlere. Bu doğruların ortak noktası neresi? Bakın E değil mi? E noktası. Çünkü bütün doğrular buradan geçiyor. Ortak noktasıdır. Hızlı yazıyorum. Ellerim tablette kayıyor. İda, sizler daha güzel yazın. Evet E noktası. Şurada görüyorsunuz. E, ortak noktasıdır. Çünkü bütün doğrular buradan geçiyor. Şimdi buraya baktığında şunu silelim. Evet, dar açı diyor. Bakın şuralar dar açı görüyorsunuz sevgili hanım. Şöyle göstereyim. Yani D, E, B. D, E, B. D, E, B açısı. Başka karşıda A, E, C açısı. A, E, C açısı. Bunlar ne oldu sevgili hanım? Bakın dar açı oldu. bunu gösterebiliriz. geniş açıyı ne yazacağız. Ayrı ayrı yazalım. Bakın alt alta iki tane yazmış. E, şunu alta yazabilirsiniz. Geniş açı. Şurası bakın ne var? Geniş açı. Şurası da geniş açı. A, E, D. A, E, D geniş açı. Veya C, E, B. C, E, B. Bunlar ne oldu? Geniş açı oldu. Şunu ayrı ayrı yazsanız daha iyi olur. Böyle yapalım. Evet. Ne yapmıştık? D, e, B yazmıştık. Dar açı. D, E, B açısı. Bir de A, E, C açısı. A, E, C açısı ne olmuş oldu? Burası da dar açı olmuş oldu. Şu ikisi dar açı, şu karşılıklı kırmızılar geniş açıya yazıyoruz. Evet bakın kesişim noktası burada gösterdi. Dediğim gibi buralar dar açı, şu alanlar bakın geniş açı. Bunda neye göre? 90 derece? Ben büyükse geniş, küçükse dar açı. Devam edelim hızlıca. Vaktimizi harcamayalım. Evet burada da bakın e bunu ikiye katlamış şuradan. Tekrar katlamış bakın böldüğünde bir de buradan böldüğünde bakın ne oldu? Arada oluşan açılar 90 derece oldu. Birbirini kestiği için sevgili Bakın şurada çok net görünüyor. Şuraların artık hepsi ne olmuş oldu? 90 derece bakın dik açı olmuş oldu. E, bunların hepsi bakın ne yazarsa yapsın. Hepsi artık 90 derece. Bakın. Ne diyor? C, E, A. Bakın şurası ne oldu? 90. A, E, D. 90. D, E, B. 90. BEC ne oldu bakın 90 veya tersten söylesin CEB desin hepsi 90 derece. Bunların yanında 90'dan kastımız ne? Dik olduğunda ne yaparsınız? Söylersiniz veya öğretmene dik söylersiniz. 90'ı daha sonra söylersiniz. Hangisini arzu edersiniz? Belirlediğiniz açı ölçülerine göre AB doğrusu CD doğrusu arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyleyin. E, 90 derecelik açı oluştu veya diğer e, ismiyle evet, dik açı meydana geldi gibi iki farklı şekilde öğretmenimize ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Zaten hemen altına bakın. Bizim yaptığımızı burada göstermiş sevgili öğrencilerim. Diktir diye söylemiş. Düzlemde açı oluşturmayanlar bakın. Paralel olduğu zaman sonsuza kadar gidiyorlar. Aradaki mesafe hep aynı kalıyor. Bunlar hiçbir zaman için ne yapmıyor sevgili öğrencilerim? Birleşmiyor. AB ile C'den kesiştiği bir nokta var mı? Yok. Bu doğrular bir açı oluşturabilir mi? Oluşturamaz. Hayır yazarsınız. Çünkü aralarında Kesişmesi lazım ki bir açı meydana gelsin. Yani paralel doğrular açı oluşturmaz diye kendisi zaten söylemiş. D ile N doğrusu bakın. D burada, N burada. Bunlar birbirlerine ne sevgilendirenin paralel. Bakın bu paralel getir üstüne de koysanız. Aradaki mesafeyi genişle tutsanız durum değişmiyor. Bakın M, N bunlar da sonuçta kadar kesişmez. Bunlarda nedir? Paraleldir diye yazarsınız. Evet yani iki doğrunun çakışması bakın bunların üst üste gelmesi çakışık doğrular sevgilencelerim. Bu çakışık doğrular da ne yapmaz? Aralarında açı meydana gelmez. Açı oluşturabilir mi? Açı oluşmaz veya hayır dersiniz. kendinize göre ayarlarsınız. Gelelim 49'a. Şimdi ne demiş? A doğrusu ile B doğrusu. Bakın A doğrusu nerede sevgilencelerim? Şurada görüyorsun. B doğrusu burada. Bakın devam ettiğinde burada ne meydana geliyor? Dik bir açı meydana geliyor. Yani dik kesişiyor. Dik Kesişen doğrular. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Evet. B. A doğrusu ile C doğrusu. A burada. Evet. C nerede? Burada. Bakın. A da sonsuza kadar aynı. Çizgi burada gidiyor. Bunlar kesinlikle birbirle birleşmediği için bunlara ne diyeceğiz? Paralel doğrular diye söyleyeceğiz. C ile D. C nerede? C burada. D burada. Bakın. Gelecek buradan. Bunu ne yapacak? Keseceği için kesişen doğrular diye söyleyeceğiz. Kesişen doğrular. Evet. B ile H. B'miz şurada. H'miz burada. Bakın bu da burada sonsuza kadar. Bu da burada bakın. Geçecek. Aradaki hiçbir zaman birleşme olmayacak. O zaman bunlarda nedir? Paralel doğrular diye lütfen yazın. Evet yazayım. Evet. G ile D. G burada. D burada bakın. Böyle devam edecek. Bu da buradan devam edecek. Burada ne yapacak bunlar? Seyredeceğim. Kesişecekler. Bunlara kesişen doğrular diye yazarsın. H ile A'yı soruyor. H burada gidiyor. A burada bakın. Böyle devam ettiğinde bunlar bakın. Şurada ne yapıyor? H ile A dik olarak birleşiyor. O zaman dik kesişen. Dik kesişen doğrular diye ne yaparsınız? Yazarsınız. Sevgili öğrenciler. Evet açış çeşitlerine geliyoruz. Bunu burada bırakalım inşallah. Sonraki dersimize buradan devam edelim. Lütfen abone değilseniz abone olmayı, yorumlarda destek olmayı unutmayın. İstediğiniz sayfaları yazmayı unutmayın. Diğer ders hesaplarımı da çekiyorum biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.